Burası doğumhane olacak. Buradaki odalar hastaların bekleme odaları işte doğum öncesi. Hastalarımızın doğum yaptığı alan da burası. Bu tarafı doğru görüyorsunuz. Doğum salonu burası. Büyük geniş bir doğum salonu var burada. Hastaların rahat etmesi için. Ayrıca acil durumlarda da her şeyi geçmek için yan tarafta ameliyat halinde. Doğum salonu burası, doğumlar burada olacak. Eğer riskli bir durum olduğu zaman da yan tarafa doğru ameliyathaneye geçiş kapısı mevcut. Buradan da ameliyathaneye geçiliyor. Ameliyathanenin bir sonraki yanında da çocuk yoğun bakım var. Yine acil durumlarda ameliyat alınması gerekir diye buradan da bir kapımız var. Şimdi çocuk yoğun bakıma doğru gidiyoruz. Burası çocuk yoğun bakım. 6+1 yatağımız var. 6 tane yatağımız artı bir tane de en sonunda izole odamız var. İzole hastalar için. Ayrıca çok acil durumlarda ameliyat alınması gereken hastalar için de ameliyathaneye geçiş kapımız arka tarafta mevcut. Yoğun bakımdaki ventilatör, diğer işte aspiratör, her türlü cihaz bu pendantlara bağlı. Bunlarda merkezi oksijen sistemi var. Şimdi burası da hastanemizin birinci katı. Yenilendiğimiz için odaları yapıyoruz. Odaları yeniliyoruz. Daha modern bir seviyeye kavuşturacağız odaları. Şimdi oraya gidelim. Orada inşaat var. Oraya bakalım. Ama altta acil olacak tabii. Hastanemizin zemin katı ve ikinci katındaki tadilatlar bitti. Burada odanın işte eksikleri giderildi, boyası yapıldı ve tuvaletler, banyo düzenlendi. Şu anda demin gördüğümüz birinci kat vardı. O da bittikten sonra... Hastanesi olan bölgede neler söyleyeceksin? Buradaki son durum nedir? Çalışmalarda gelinen nokta? Evet, burada hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda çocuk yoğun bakımı olacak alanda sizlerle birlikte çalışmaları yerinde değerlendirdik. Yeni doğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım alanlarını gezdik. Buradaki çalışmalarımızı tamamladığımızda çok güzel bir binaya kavuşmuş olacağız il olarak. Farklı hizmetlerin yürütüldüğü güzel bir çalışma ortamı da hem çalışma arkadaşlarımıza sağlamış olacağız. Az önce birlikte gezdik. Yatak servis alanlarından bir tane katı tamamladılar. Diğer ikinci katta çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda da şu anda bulunduğumuz yoğun bakım bölümünde de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte burada faaliyete geçirdiğimiz zaman kullanmamız gereken tıbbi cihazlarla ilgili bakanlıkla görüşmelerimizi tamamladık. Yaklaşık 15 milyon kadar bir bütçeyle bakanlığımız bize destek olmuş olacak. Bunun yanında belki bir 10 milyonluk da ellerinde bu merkezi alımla yapmış oldukları alımla gerçekleştirilen ultrasondur, röntgendir, işte ameliyat masasıdır, ventilatördür yani cihazlarıdır. Bunlarla ilgili de destekleri olacak bakanlığımızın. En kısa zamanda burayı faaliyete geçirmek istiyoruz. Tabii ilimizde hepinizin malumu olduğu üzere bir deprem meydana gelmişti. O depremden kaynaklı bir takım aksamalarımız oldu. Firmaya bununla ilgili uzatma süreleri de vermiş olduk tabii ki yani reel olarak. O yüzden biraz uzamış gibi oldu ama inşallah en kısa sürede burayı faaliyete geçireceğiz. İlimize de çok güzel bir tesisi kazandırmış olacağız diye heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda hepinizin malumu hastanelerimizde yoğunluk herkes tarafından ifade ediliyor. Burada toplumumuzun %30'u 18 yaş altı nüfusumuzu oluşturuyor. %30 gibi bir yoğunluğumuzu hastanemizin buraya taşımış olacağız. Hem çocuk servisimiz, yeni doğan servisimiz, kadın doğum servisimiz, hastalarımız, muayenelerimiz, çocuk acilimiz, kadın doğum doğumhanemiz hepsi burada olacak. Burada ameliyathanelerimiz, kadın doğumla ilgili ameliyatlarımız burada gerçekleştirilecek. Hem
diğer illerde bulunan, farklı alanda yapılan kadın doğum çocuk gibi özlemini duyduğumuz, il dışına gittiğimiz birçok yan dalla ilgili branşlarımızı da burada faaliyete geçirmiş olacağız. Tabii önce burayı fiziki olarak ve teknik donanımıyla hazırlayıp faaliyete geçmemiz, daha sonra da gelişimini hep beraber el ele gerçekleştirdiğimizi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani Mart sonunda aslında faaliyete geçirmeyi düşünüyorduk. Tabii burada deprem dolayısıyla bizi bir ay, iki ay kadar hem inşaatta faaliyetimizi yavaşlattı hem de bazı malzemelerimizde deformasyon oldu. Yani yine de Mayıs gibi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz bir aksilik olmazsa. Hepsini aynı anda bir hafta sonra hızlı bir şekilde buraya taşırız. Boşalan yerin bir katını komple yoğun bakım, yetişkin yoğun bakım, 20 yataklı, 14 yataklı da palyatif merkezi. Yaklaşık 34 yatak orada ekstra bir alan oluşturmuş olacağız. Çünkü geldiğimizden beri 28'den 81'e çıkartmış olduğumuz halde yoğun bakımı, ilimiz hızla göç alan, 4,5 milyonun üzerinde hasta bakıyoruz ilimizde. Ve her il dışından da 500 bin kadar hastamız geldi bir yıl içerisinde. İl dışından da hasta almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde ihtiyaçlarımızın arttığını gördük ve bu minvalde de tekrar yeni yoğun bakım alanı oluşturma ihtiyacı hissettik. Bunun yanında da hepimizin özlemle beklediği kalp merkezinin de burada boşalan diğer alanda faaliyete geçecek. Kalp merkeziyle ilgili koroner yoğun bakımımız bunun yanında olacak. Bypass'ın yapılabildiği bir ameliyathane ile birbiriyle entegre şekilde servisi, yoğun bakımı, anjiyonun yapıldığı bir alanı hep birlikte oluşturacağız burayı taşıdıktan sonra. Onunla ilgili de anjiyo cihazımız şu anda bakanlık planlamasında ve ihale aşamasında devam ediyor. İhalesi gerçekleştirdikten sonra bakanlığımız tarafından ilimize bu cihaz da gönderilecek inşallah. Yani Türkiye yüzyılında Düzce'nin Türkiye yüzyılı içerisindeki atılımları, faaliyetleri o şekilde, aynı şekilde hızla devam edecek diyelim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.